Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkadaşlar burada Kripto Coin sitesi üzerindeyiz. Balinaların en çok üzerinden hareket gerçekleştirdiği coinlere genel anlamıyla şöyle bir göz atacağız. Bakalım neymiş ne değilmiş. En büyük yatırımcılar olan balinalar kripto paraları alıp satmaya devam ediyor. En son verilere göre balinaların odağında işlem yaptıkları belirli altcoinler var. İşte yatırımcıların alıp sattığı altcoinler diyor. Balinalar en çok bu altcoinleri sattı. OneStace verilerine göre en büyük ilk 100 Ethereum balinası son zamanlarda USDT, USDC, TUSD gibi stable satıyor. Öncelikle balinalar verilere göre 621 bin dolarlık USDT sattı. USDT piyasa değeriyle en büyük stable coindir. Ee, diğer yandan Ethereum balinaları 400 bin dolarlık ST Ethereum ve 400 bin dolarlık WST Ethereum'luk bir satış gerçekleştirdi. Bir kere buradan ne anlıyoruz? Bir şunu söyleyebilirim şu an e, buradan anlayacağımız ilk şey birincisi TUSD'ye çıkışı itibariyle Binance desteği e, bir popülerite sağlamış arkadaşlar. Yani CZ'nin stratejisi işe yarıyor e, TUSD güçlenmeye devam ediyor. 2. Ben bütün bunlara rağmen hala USDT'nin büyük ölçüde yatırım yapılacak en büyük e, şey olduğunu, yani stable coin olduğunu savunuyorum. Çünkü BUSD, USDC vesaire tabiri caizse sabıkalı olduğu için USDT işlerinde daha iyi duracaktır. Bir diğer mesele balinalarda büyük ölçüde satışlar nereden geliyor? Tabii ki stable coinlerden geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? balinalar bitcoin ve altcoin alımı gerçekleştiriyor. Yani şu an piyasada bir alım sezonu izliyoruz. Ayı piyasasında en çok ne görürdük? Alınanlar stable coinler, satılanlar bitcoin, altcoinler vesaire. Yani şu an tam anlamıyla balinaların boğaya çaldığı bir sezon izlemeye başladık. Bakalım en çok neler satılmış? USDT yani USDT'den Bitcoin ve altcoin'lere bir dönüşüm. Aynı şekilde ST Ethereum, WST Ethereum beraberinde USDC, Wrapped Bitcoin bakınız. TUSD, AUSDT, Shiba var, Asetik As As var arkadaşlar ve Matic var. Şimdi burada Shiba'yı ve Matic'i görmek. Allah Allah ya nasıl Shiba sattılar, nasıl Matic sattılar. Durum tam olarak öyle olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle Shiba üzerinden trading gerçekleştiriyorlar. Bunu birazdan da göreceğiz ki Shipcoin ve Matic üzerinde alımlar satışlar olduğu gibi aynı şekilde alımlarda devam ediyor. Her zaman söylüyorum bu hem Shiba hem Matic için oldukça pozitif bir durumdur. Üzerinden tradingin olması uzun vadede alımların arttığını zaten sürekli tespit ederken aynı anda güçlü bir işlem sağlar arkadaşlar bu altcoinleri. Yani burada satış listesinde bunu görmek dahi anlık olarak pozitif etkilere sebebiyet verir. En büyük ikinci stable coin olan USDC de balinaların satış listesindeydi. Balinalar 100 bin dolarlık USDC sattı. Diğer yandan 58 bin dolarlık Rapid Bitcoin, 10.1 bin dolarlık TUSD, 10 bin dolarlık AUSD satışı yapıldı. Son olarak popüler meme coin olan Shiba Inu'dan 4 bin dolar değerinde bir satış gerçekleşiyor. ASTT'den 1.827 bin dolar değerinde bir coin poligondan ise 1105 dolar değerinde 921 coin satılıyor. Yani buradan aslında genel bizim anlayacağımız arkadaşlar iki çıkarım. Bir gerçekten balinalar boğaya ikna olmuş durumda. İkincisi ise e, hareketler doğrultusunda Shiba ve Matic için pozitif diyebiliriz. Balinaların satın aldığı alt bunlar. Diğer yandan yine Wild States verilerine göre ilk yüz Ethereum balinası çeşitli stable coinleri satın alıyor. En çok satın alınan coin 600 bin dolarlık alım ile USDT oldu. Ardından 560 bin dolarla Avrapit Ethereum, 400 bin dolarla SD Ethereum, 400 bin dolarla WSD Ethereum, 400 bin dolarla Asetit satın alındı. Bu e, coinlerin çoğu Ethereum Liquid Staking e, türevleri olarak karşımıza çıkıyor. ETSA e, ağında stake edilmiş coinlerin yakında geri çekileceği düşünüldüğünde İki staking'e konu olan Ethereum'ların satılması normal olabilir. Şimdi alınan altcoin'lere baktığımız zaman arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor şöyle genel bir değerlendirme yaptığımızda sonuç yani toplamla alınanlarla satılanları bir araya koyduğumuz zaman USDT noktasında çok ciddi bir azalma var. Bu aynı şekilde diğer altcoin'lerde ve USDC'de de hakeza böyle. Yani balinalar büyük ölçüde bir alım yapıyorlar stable coin'lere. Ama çok daha büyük ölçüde bir satış. Buradan ne anlıyoruz? Stable coin'lerden toplamda bir çıkma oranı mevzubayız. Yani evet ilk başta söylediğimiz mesele tutuyor. Gerçekten de stable coin'lerden balinalar çıkıyor. Aynı zamanda Ethereum'ların satılıyor olması da ki toplamda Ethereum satışları da artmış arkadaşlar farkındaysanız. Diğer altcoin'lere dönüşüm evresini aynı devaki desteklemeye devam ediyor. Burada satın alınanlar dahilinde matik ve kör var. Bakınız yine matik oldukça güzel bir şekilde tabi üzerinden çok hareket dönmeden e, burada trading gelmeye devam ediyor. Bir diğeri kör. Şimdi büyük ihtimalle yeni veriler çıktığı zaman karşımıza ne gelecek? Toplamda alt toplama baktığımızda tutma oranlarında artış olacaktır arkadaşlar. Ethereum balinaları en çok Shiba alımı yaparlar ve Shiba tutarlar. Bakınız Shiba hele ki bu dönemde alım yapılabilecek çok iyi bir kripto paradır. İkinci sırada Matic vardır. Matic uzun vade hareketlerinde birebirdir, alım yapılabilir. Bir diğeri Uni ve Link'tir. Bu iki tanesine çok dokunmazlar, elde tutma oranları çok yüksektir. Bu ikisinde de kesinlikle alım yapılabilir ve çok güçlü iki tane kripto para olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine Mana, Bakınız Metaverse'ün e, kralı olarak karşımızda Mana'ya da ilgi çok fazladır. Tabii ki Ethereum da var yani ETH coin. Bunun üzerinden de büyük alımlar yaparlar. Zaten ekseri parayı burada tutarlar. Bu altcoin'lere yönelik hareketler gelebilir ve bunlardan alım yapmak kesinlikle mantıklı olacaktır diyebilirim. Liquid staking esneklik ve daha fazla verimlilik sunarak geleneksel staking'e bir alternatif olarak oluşturulmuştur. E, Likid Staking demişken arkadaşlar tabii ki LDO da çok iyi bir kripto paradır unutmamak lazım. Spe e, spesifik olarak stake yapanların tokenlarını stake etmenin avantajlarından yararlanmaya devam ederken varlıklarına erişmesine izin verir. Tokenları stake edenler varlıklarını belirli bir süre için kitlemeyi kabul ederler. Bunu yaparak tokenları alıp satarak veya başka şekillerde kullanarak kar elde etme fırsatlarını kaçırabilirler. Bununla birlikte liquid Staking yoluyla ağlar stake edilen tokenlarla ilişkili güvenliğin keyfini çıkar. Aynı zamanda token sahipleri staking ödüllerini almaya devam ederken varlıklarını istediği gibi kullanma olanağına sahiptir. Son olarak en büyük Ethereum balinaları 91 bin dolar değerinde USDC, 57 bin dolar değerinde Wrapped Bitcoin, 20 bin dolar değerinde BUSD, 4 bin dolar değerinde Vatik ve 3.000 dolar değerinde Curve satım alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.